Geçenlerde bir arkadaş sormuştu. Oluklu bıçak kabzalarını nasıl yapıyorlar diye. Aynı soruyu soran şimdiye kadar ikinci kişi olduğu için ben de bununla ilgili bir video çekmeye değer diye düşündüm. Görmüşsünüzdür kimi bıçak imalatçıları kabzaları benim gibi düz bir yüzeyde değil de şöyle şöyle çapraz çapraz oluklu bitiriyorlar. Ben bıçakların bu şekilde bitirmeyi tercih etmiyorum. Benim zevkime hitap etmiyor. Ama bugün sizler için bu işin nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu için bir tane kalıpçı motoruna ihtiyacımız var. Dremel varsa Dremel daha iyi olur yalnız. Kalıpçı motorumuzun ucuna taş değil zımpara takarak kullanacağız. İki taraftan da hem buradan hem buradan birbirine çapraz giden oluklar açacağım şimdi. Hop. Evet. Şu şekilde. Kabzamızı iyi aldıktan sonra bıçağımız son haline kavuşacaktır. Evet, keten tohumu yağımızı da sürelim bıçağımıza. Ağacın desenleri bu sayede daha güzel ortaya çıktı. Arkadaşlar bu aynı zamanda benim de ilk kabza yontma denemem. İşte tercih meselesi. Kimisi beğeniyor bu tarzda kabzaları. Gerçi elde güzel bir hissiyat da yaratmıyor değil. Çok kısa araya giriyorum. Arkadaşlar çekilişi Yasin Akyol Bey kazandı. Yasin Bey'e tekrar hayırlı olsun diliyoruz. Güzel günlerde kullansın inşallah. Yani farklı bir uygulama işte. Benim için de ilk deneme oldu. Hani nasıl yapıldığını biliyordum ama daha önce hiç denememiştim. Umarım sizler de ailelerini başarırsınız. Evet arkadaşlar ben askere gidiyorum. Okul bitti zamanında gelmişti artık. Dolayısıyla bir süre yeni videolarımı izleyemeyeceksiniz. Ki sizlerin sorularınıza da muhtemelen cevap veremeyeceğim. Ama merak etmeyin çok da uzun bir ara olmayacak. Kısa dönem gidiyorum. Acem Birliğim Samsun çıktı. Usta Birliğim Kıbrıs Paşaköy çıktı. Arkadaşlar bugüne kadar hep size faydalı olmaya çalıştım. Bildiklerimi paylaşmaya çalıştım. Eğer aranızda istemeden de olsa kalbini kırdıklarım olmuşsa affola. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.